Davut Bey, iş çalışma arkadaşı nasıl birisi? Çalışma hayatında çok neşeli, çok sempatik, çok samimi, yürekli ve duygulu bir adam. Kendisini çok seviyor. Kendisini yürekten takdir ediyor. Yaptığı işin kalitesiyle, disipliniyle. İnşallah birlikte çalışmak dileğiyle. Yeni albüm. Evet, Davut Güloğlu'nu anlatmak için. Çocukluğumdan beri tanıyorum ve kendisine çok özel ve gizli bir hayranlığım vardır. Çok seviyorum. O bizden biridir, bizim ailemizden biridir. Yani inşallah bu kaseti çok iyi olacak, hepsinden daha da iyi olacak, 10 numara olacak. Davut Güloğlu'yla çalışmak çok keyifli. Davut Güloğlu'nu yıllar öncesinden de tanırım. Yine çalışma şansım olmuştu. Süper keyifli geçmişti. Bugün de öyle geçiyor. Sabahtan beri aşağı yukarı çalışıyoruz. Çok keyifli, çok tatlı. Akşama daha ilerleyen saatlere kadar da burada olacağız. Çok büyük keyif alıyorum. Muhteşem birisi. Yani diyecek söz bulamıyorum. Arkadaş ortamında çalışıyoruz hep birlikte. Arkadaşça çalışıyoruz. Evet, Davut Güloğlu saçıyla ilgili herhangi bir değişik bir karar veriyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben bu şekilde istiyorum, böyle olması gerekiyor. Evet. Onun size olan tutumu nedir? Şimdi şöyle, biz onunla karşılıklı öncelikle konsültasyon yapıyoruz. Şimdi o bir fikirle geliyor. Biz o fikrin üstüne ben de bir fikir sunuyorum. Fikirlerimizi birleştiriyoruz bir yerde. Ya benim dediğim olacak illa baskısı, asla öyle bir şey yok. O da kendisi gelip de bunu yapacaksın, asla böyle bir baskı mümkün değil. Çünkü sonuç itibariyle herkes bulicin giyiyor, herkesin götü farklı gözüküyor. Dolayısıyla her şey herkese uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla karşılıklı çok iyi konsültasyon yaparak deneme yanılma. Çünkü mesela bugün klip çekilecekti. Biz dün gece saat 12'ye kadar Davut Bey'le provalardaydık mesela. Peki şöyle oluyor mu zaman zaman? Davut Bey'in size... Ben tamamen bugün kendimi sana teslim ediyorum. Tabii ki onlar mutlaka oluyor. Mutlaka oluyor. Ama yine de alternatiflerle gidiyorsunuz. Çünkü her şeyi bir anda silip atmak ya da yeniden yapmak çok zor işler. Çünkü adam sonuçta halka mal olmuş bir star. Bir anda her şeyi yıkıp yeniden böyle bir şey mümkün değil. Çünkü yavaş yavaş gitmek lazım bazen. O yüzden de böyle oluyor tabii. Sabah çok erken saatlerde çekime geldik. Davut Güloğlu ile bugün tanışma fırsatım oldu. Çok enerjik bir insan. Çalışmıyoruz, eğleniyoruz adeta. Onunla tanıştığım için ve beraber bir çekimde bulunduğum için çok mutluyum. Umarım bu işlerin devamı gelir. Kendisine bu albümde başarılar diliyorum. Davut Güloğlu'nun kişisel olarak anlatmaya gerek yok. Zaten Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı. DG Konsept 2012 projemizde hedeflediğimiz nokta var olan Türkiye imajını dünyadaki alternatif etnik pop müziğin Türkiye'deki ismi Davut Güloğlu'nu dünyanın takip ettiği konseptte ve konjekte yapılan feedlerle beraber tanıtmak. Bunlardan ilkini klip çalışmasında şu an yaklaşık 85 kişilik bir ekiple Serdar Seki yönetmenliğinde ki özellikle biz yönetmenimizin de bir Türk bu işi bilen profesyonel ekibiyle beraber nasıl koordine ettiğini dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Sanatçımız Davut Güloğlu bu proje kapsamında yaklaşık 4 ay yabancı dil kursu, yaklaşık 5-6 aydır özel dans dersleri, yurt dışında muhtelif yerlerde birçok müzik adamı, menajer, promotor birçok kişiyle bağlantı kurduk. Birçok sanatçıyla aynı platforma getirdik. Bunları yavaş yavaş insanlar belirli platformlarda Türkiye'de görecekler. Hedefimiz yapılmış bir şeyi ekibimizle beraber dünyaya nasıl taşıyabileceğimizin soru işaretiydi. Onu başardığımızı düşünüyoruz. Büyük bir adım attığımızı düşünüyoruz. Neden Davut Güloğlu'yla böyle bir projenin içerisinde girdiğimizin sebebi ise Türkiye'de farklı bir kitlenin sanatçısı, farklı bir yörenin, farklı bir bölgenin ritimleriyle dünya sound'unu bütünleştiren tek adam olduğu için,
tek sanatçı olduğu için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ekibimizle beraber yaklaşık 9 aylık uzun süren çabalarımız sonucunda, ki bu aslında normalde değerlendirildiğinde çok çok daha uzun safhalarda yer alması gerekirken çok kısa bir zaman oldu. 9 ay çok uzun bir zaman gibi gözükebilir ama bizim için bu zaman dilimi çok kısa gelişti. Çünkü dünya starlarıyla bir arada böyle bir projenin içerisinde bulunmak, dünyaya Türk müziğinin, Türk tarihinin macerasını anlatmak, onlara bu konuda onları bilgilendirmek bizim için en önemli öğelerden bir tanesi. Bu bağlamda bu işin koordinatörü olarak, bu işin menşeinde birisi olarak ben öncelikle sanatçıma, sonra ekibime, sonra bu klipte emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. İzlemeye devam etsinler.